Başlıyor İrem Derici ve Ali Eyüboğlu magazin gündemini yorumlamaya. Evet. Şimdi zor bir konumuz var. Zor derken iç kan atacak bir konu var. Emre Aşık'la Yağmur Sarnıç. Yağmur Sarnıç'ın aynen eski evet. soyadını söyleyeyim dedim. Çocuklarının velayeti davası. Evet. Haberin var mı İrem neler Yok. Oldu aralarında? Emre Aşık biliyorsun. Biliyorum. Futbolcu, eski bir futbolcu. Üç çocukları var Yağmur Aşık'la ve husumetli bir boşanma davaları var. Sonuçlanmadı değil mi abi? Hala devam ediyor boşanma davaları bildiğim kadarıyla. Ve geçtiğimiz günlerde de geçici bir velayetle, geçici değil mi hala abi? Geçici, ha, ara doğru karar. Söyleyeyim. Ara kararla. Ara kararla mahkeme çocuklara işkence ettiği, dayak attığı gerekçesiyle başvuruyor Emre Aşık. Mahkeme ara kararla iki çocuğun, üç çocuğun küçüğünü değil de ortanca kız ve büyük oğlanı üç babaya veriyor. 3 yaşında kız çocuğu evet. ve 6 yaşında erkek çocuğunu evet. babaya veriyor. Emre Aşık da çocukları öyle ne yazık ki usul değişecek inşallah icra kararıyla yanına da bir pedagog olarak anneden almaya gidiyor. Anne o anda kendini yerden yere atıyor. Bu görüntüler televizyon kanallarına da yansıdı. Sosyal medyada da konuşuldu. İşin enteresan yanı Ali abi önce şöyle söyleyeyim sana. Tabii dünden beri çalışıyorum ben de bakıyorum hem gündemi de takip ediyorum. İşte bu fotoğraf işte anneden 6 yaşındaki çocuğu alınırken. İki televizyon programında bir tarafta Emre Aşık ve tarafı bir diğerinde Yağmur Sarnıç çıkıyor. İki farklı magazin programında biri birini haklı görürken bir diğerini haklı görüyor. Biri inşallah çocuğu sen alırsın diyor bir diğeri inşallah çocuğu sen alırsın diyor. Ama ortadaki fotoğraf bu. Ali abi sen başla istersen hani. Şimdi burada taraflardan kimin ne kadar haklı kimin ne kadar haksız olduğundan bağımsız bir kere medeniyetle örtüşmeyen bir uygulamadan kanunu hukuki ama medeni değil insani değil bu velayet konusunun mahkeme velayeti değiştirdiği zaman bunun icra yetkisinin, uygulama yetkisinin icraya verilmesi, icra memurluğuna verilmesi. Yani dolayısıyla çocuk orada bir meta gibi, bir mal gibi, cansız bir varlık gibi görülüyor. Tıpkı işte o evinden televizyon ya da koltuğun hacizde alınması gibi. Böyle olunca ortaya böyle bir çirkin görüntü çıkıyor. İnsanın yüreğini sızlatıyor. Evet, ajitasyon var. İki tarafında yaptığında hatalar var. Ne var? Şimdi ben bu olayı işin kamu yararı kısmı çok önemli. Bu sahnelerin bitmesi için şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa tasarısı adalet reformundaki değişikliklerde bu çocukların bundan böyle çocuk teslim merkezlerinde teslim edilecekler. Devlet çocuk teslim merkezi yapacak. Mahkeme karar verdiğinde aile çocuğu oraya götürecek. Orada pedagoglar, psikologlar işin uzmanlarına teslim edecekler. Alacak kişi de oradan alacak. Şimdi burada evet annenin bir feryadı, ağlaması, haykırışı var, çığlığı var. Çocuk gitmek istemiyor çünkü çocuk nereye gittiğini bilmiyor. Yani babası kim çekiyor peki? Osa'da bir televizyon kanalı TV orada. TV 100 kamerası içeride. Abi bunlar yasaklansın asıl. Gerçekten eğer bir evlilikte çocuk varsa yani şimdi Google var abi. Anne çağırmış ama İrem oraya yani. Anne bunu biliyor. Anne de anne bak çağırmış. Şimdi kim çağırırsa çağırsın. Bu görüntüler artık Google'da çocuk büyüdüğü zaman girdi mi annesinin babasının adını yani. Hayatı boyunca bu travmayı atlatamaz bu çocuklar. Yani işin kötü tarafı bu. Şimdi kamera olunca anne direniyor. Yasa gereği annenin vermesi gerekiyor. Mahkeme böyle bir karar verdi. Sen bunu hatalı görüyorsan yürütmenin durdurulması için dava açman lazım öncelikle. Ama tarafların beyanlarını okuduğun zaman mesela sadece bunda değil Emre Aşık'ta da bir sorun görüyorum ben. Kızını almış kamerayı koymuş böyle. Annen nerene vurdu? Şurama vurdu? Burama vurdu? Çocuk diyor ki sen beni kurtaracaksın değil mi? Baba annem beni öldürecek. Evet kızım diyorsun. Şimdi bu
videoyu çekip yayınlamanın tek bir amacı var. Kamuoyu oluşturmak. Yani anneye karşı kamuoyu. Şimdi çocuklar çok dolduruşa gelir, erken yalan konuşabilir. Yani o kurguya uygun ki anne itiraz ediyor, ben dövmedim ama çocuklar ispatlasınlar şiddet uyguladığımı. Bu konuda şiddet gördüklerine dair yardımcı kadının müdürünün ifadeleri var. Ama anne diyor ki bunlar yalancı şahit. Olabilir mi? Olabilir. Yani ihtimal dahilinde. Sonuç ne olursa olsun olan çocuklara oluyor. Burada şimdi o evin içindeki kameranın hangi amaca hizmet ettiğini görmeniz için finalde bir görüntü var. Yani bu Emre Aşık'ın avukatlarıyla birlikte gelmiyor kamera içeriye. Zaten içeride kamera. Onlarla birlikte de gitmiyor. Ha. Çünkü onlar gidiyor ve görüntülerde ben göremedim ama icra memurları DAP raporu aldılar. Tutanak bende abi. DAP raporu aldılar, şikayetçi oldular. Yani bir direnç ve karşı çıkış var. Gidiyor. Hepsi gidiyor. Hanımefendi yerde oturmuş. Annesi su getirmiş ona. Anne yüreğim yanıyor diyor. Şimdi o herkes gittikten sonraki bir göründü. Ortaya çıkan görüntü ister istemez yürek yakıyor. Ama mahkeme böyle bir karar verdiğine göre ortada da bir ciddi bir delil var. Yani annenin elinden velayeti alacak sebepler olması lazım. Yani baktığın zaman iddialara yani Yağmur Sarnıç'ın yaşantısı ile ilgili iddialar yani böyle bir çift nasıl 3 tane çocuk yaptı? İş niye bu hale geldi? Aklım almıyor. Allah'tan bu sahnelerin son bulacağı bir tasarı var. Umarım meclisten geçer ve bir an önce yasalaşır. İrem çok mutsuz oldu tabii bu anları görünce. Yani zaten hani çocuk işin içinde oldum ben. Ayrı anne baba çocuğuyum. Biliyorum olabilecekleri, yaşanılabilecekleri. Hani aşkla başlayan bir şeyin bu hale gelmesi falan çok üzücü. İşte lanet olsun ünlü olmaya diyorum yani. Anladın mı? Bunları yaşamak zaten çok zor. İki taraf için de çok zor, çocuklar için de çok zor. Bir de bunları 80 milyonun konuşması, işte bizim burada konuşmamız. İşte bu lanet olsun ünlü olmaya dediğim anlardan biri yani. Hani ama yani böyle sıkıntıları yaşayan çok aile var Türkiye'de. Baba çocukları mahkeme kararına rağmen anneye göstermiyor. Anne babaya vermiyor. Bilhassa baba hafta sonları alması gerekiyor. Almıyor. Evet. Nafaka ödenmiyor. Evet. Bilmem ne dolu işte bilmem ne ama yani içinde yaşamak bile bu kadar acıyken evet. İnsan önünde bunları yaşamak işte o yüzden ben mesela çocuk sahibi olmak dünyadaki en büyük korkum. Ne kadar istesem de çok korkuyorum. Benim kendi ayıbım kendime, kendi Google historim kendime, hikayelerim kendime ama bir çocuk annesiyle alakalı hep böyle gurur duymalı, babasıyla alakalı ya da ayrılık da olabilir ama o akıl sağlığını zaten anasını satayım çocuğum yokken akıl sağlığımı yitiriyorum. Bir de canım Ali duşta. Ayla abla arasa keşke. Yok. Alo, Ali duşta. Çünkü Hala abla hiç umurunda değil, arıyor. bir siyasetçi kız vardı ya abi, ne zaman kürsüye çıksa yabancı Birleşmiş Milletler Sekreteri'ydi. Hanımı aramıştı iki kere üst üste. Toplantıdayım diyor. Kıstığım halde sesi çıkıyor. Yani neticede olan çocukları oluyor. Aynen öyle. Herkes. Ya, şimdi kıstım. Benim programım saygısız adam. Ali keseleniyor. Yayındayım yayında. Tamam yayında. Tamam. Kim abi şimdi abi? Sıfırladım sesi. Aha. Tanımıyorum. Tanımıyor ama yayındayım yayında. Çocuklar sadece 1-3 ve 6 yaşında. Yani çok küçükler ama bu kadar magazin olmasının abi, sebebi anneyle babanın ünlü olmasından çok her ikisinin de basınla bunu paylaşıyor olması. İşte bu da neden paylaşıyor olması. Bu çünkü hala bir hırs. Herkes hani, haklılığını göstermeye aşk, çalışıyor. Aşk, nefret hepsi böyle şey yin yang ya hani. Hırs yani. Ya medyayı kullanarak birbirlerinden intikam alıyorlar. Birbirlerine hesaplaşıyorlar.
bu seni de beni de bütün çocuk sahibi olanları da vicdanı olan herkesi de giriyor. Çocuğu yok ama geriliyor. Niye? Vicdan sahibi. Tabii ki yani herkes vicdan gerilir, sahibi. Herkes üzülür böyle bir durumda ve... Yani o çocuğun çırpınışları bana dokundu. Olsun, güçlü çocuklar olacak o çocuklar. Yani öyle pamuk tarlasında oh 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 diye büyüyen çocuklardan bir şey olmuyor. Hep böyle savaş dövüş büyüyen, sorunlu ailelerden sorunlu günler geçiren çocuklar güçlü çocuklar oluyor. Keza ben de öyleyim. O yüzden adam akıllı hepsi güçlü çocuklar olacak. İnşallah Yağmur Hanım da Emre Bey de toparlarlar en kısa zamanda yani. İnşallah. Yağmur Sarnıç'la dün telefonda konuştum. Emre Aşık'ın avukatıyla da konuştum. Gerek görürsen hala bir arayabiliriz tarafları ama işte durumlar böyle. Yok. Herkes kendi haklılığına güveniyor. Onu söyleyeyim. En doğru kararı adalet versin inşallah çocuklar için. Evet. Şimdi tombala.